Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tart kek tarifi vermek istiyorum. Ve çikolatalı enfes bir ganaj hazırladım. Harika bir lezzet, kesinlikle sizler de bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum ve tarife geçiyorum. İlk önce kek kalıbımızı, yani tart kalıbımızı hazırlamakla başlayacağız. Yumuşak tereyağı ile her yerini yağlayacağım ilk olarak. Kesinlikle eritilmiş olmasın arkadaşlar. Yumuşak tereyağı kullanmanız önemli. Fırçayla her yerini yağlıyorum. Kenarları dahil. Özellikle kenarları tırtıklı olduğu için yağlamaya dikkat edin. Yoksa yani oralarda yapışma olabiliyor. Ve biraz un serpiyorum. Böyle bir yemek kaşığı kadar. Ve sallayarak unun her yerine bulaşmasını sağlıyorum. Bu işlemi yaptığınız zaman asla kekiniz yapışmayacak. Fazla ununu döküyorum arkadaşlar. Bu şekilde tart kalıbımız hazır artık. Fırınımı da 170 dereceye açtım, ısınıyor. Şimdi dilerseniz kekimizi yapmaya başlayabiliriz. 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı yoğurta ihtiyacımız var arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 bardak un dolu şekilde gördüğünüz gibi ve 1 paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. Kekimizi yapmaya başlıyoruz. Her zamanki gibi ilk önce yumurta, şeker ve vanilyayı birlikte köpürene kadar, böyle rengi açılana kadar çırpıyoruz. Bu şekilde çırptıktan sonra yoğurdunu ekliyorum. Ve yarım bardak sıvı yağ ekliyorum. Çok az malzemeli ama yumuşacık, harika bir kek oluyor arkadaşlar. Evet, yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekledim. Tekrar mikserle çok az bir çırpıyorum, güzelce karışması için. Ve artık son olarak bir su bardağı unu ekliyorum ve bir paket kabartma tozu. Mikserimi çalıştırmadan önce yine şöyle hafif bir karıştırıyorum ki mikseri çalıştırdığımda unlar her yere sıçramasın. Homojen bir kıvam alıncaya kadar artık çırpıyorum. Evet, kek harcım artık hazır. Kalıbıma dökebilirim. Ve bir spatula ile her yerine eşit dağıtıyorum kekimi. 170 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. Bir dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü normal keke nazaran ince olduğu için çabuk pişecektir. Kekimiz pişerken biz de ganajını hazırlayalım. Bunun için küçük bir tavaya bir kutu sıvı krema ekliyorum. Yani 200 milim. Isıtıyorum. Kesinlikle kaynatmayın arkadaşlar. Kremam ısındı gördüğünüz gibi. İçerisine 100 gram bitter çikolata ve 170 gram sütlü çikolata ekleyeceğim. Tabi dilerseniz 100 gram bitter, 150 gram sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolataları ekledikten sonra tavamı şöyle hafif bir sallıyorum ki çikolatalar kremaya bulansın. Ve bu şekilde en az 2 dakika bekletiyorum hiç ellemeden. Bu aşamada çikolatalar içerisinde erimiş oluyor zaten. Karıştırması daha kolay olmuş oluyor. Homojen bir kıvam oluncaya kadar karıştırıyoruz. Gayet yoğun bir çikolatalı sos elde etmiş olduk arkadaşlar. Lezzeti harika. Bu arada kekimiz de pişti. Fırından çıkartmadan önce her zaman olduğu gibi kürdanla pişme testi uyguluyorum. Kürdanım temiz çıktı gördüğünüz gibi. Kekim pişmiş.
Ben keki sıcak ters çevirenlerdenim arkadaşlar. O yüzden kekimi hemen servis tabağıma çevireceğim. Güzelce yağlayıp unladığımız için gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde kalıbımızdan çıktı. Hiçbir yapışma yok. Ve kekimiz inanılmaz yumuşak arkadaşlar. Böyle süngerimsi bir dokusu var. Harika yani. Üzerine çikolatalı sosumuzu dökebiliriz artık. Çikolatalı sosunu arkadaşlar kekiniz fırındayken hazırlayın. Yani çok fazla bekletmemelisiniz. Çünkü çikolatalı sosumuz bekledikçe donacak yani. O yüzden dökmekte zorlanırsanız, döktüğünüz zaman akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Bekledikçe donacak. Ve bu aşamada artık hiç bekletmeden üzerine ben desen yapmak için beyaz çikolata kullanacağım. Türkiye'den getirdiğim beyaz çikolatalı sosum var. Kolaylık olması açısından onu tek kullanımlık bir sıkma poşetine birazcık dökeceğim. Ama siz dilerseniz beyaz çikolatayı eritebilirsiniz. Ben kolaylık olması açısından bu şekilde kullanmak istedim. Evet, poşetin ucunu çok hafif makasla çok ince olacak şekilde kesiyorum. Ve tartın üzerine çizikler atıyorum. Çok aşırı düzgün olmasına dikkat etmeseniz de olur arkadaşlar. Çünkü birazdan başka bir işlem daha yapılacak. Sadece eşit aralıklarla sıkmaya çalışın. Bu şekilde yaptıktan sonra bir kürdanla yukarıdan aşağıya ve tekrar yukarıdan aşağıya desenimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde harika bir görüntü elde edebiliyoruz. Bakıldığı zaman sanki uğraşılmış gibi görünüyor. Ama aslında yapımı çok kolay bir tarif. Şahsen ben çok beğendim. Yani tablo gibi oldu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Bunu yorumlarda okumak isterim açıkçası. Tabii ki süsleme tamamıyla size kalmış bir şey yani. Hayal gücünüze kalmış bir şey, damak zevkinize kalmış bir şey. Pastamı 2 saat kadar dinlendirdim. Bu aşamada ganarım dondu üzerinde. Yani o akışkan kıvamını kaybetti artık. Böyle dilimlenebilir hale geldi pastamız. Şimdi size iç kısmını göstermek istiyorum. Keki aşırı yumuşak zaten. Evet, tartımızın dilimlenmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.